anlatacağım. Neden bu konuyu da buraya koyduğumuzu ayrıyeten anlatacağım. Kariyer ve iş olanaklarından birazcık bahsedeceğim. Önünüzü birazcık görmeniz açısından belki faydalı olur. Onun dışında sosyal aktiviteler, vakıflar, özellikle gönüllü çalışma diye çok önemli bir kavram var Hollanda'da. Bizlere yeni gelen özellikle bu kavram. Bu kavramdan, gönüllü çalışma konusundan bahsedeceğiz. Daha sonra çocuklar, dil ve kamp kısa durduktan sonra üzerinde bu konunun. Sonra da sorularınızı alacağız inşallah. Birinci konuya hemen giriyorum. Kamp günlerini en verimli nasıl geçirebiliriz? Birincisi tabii bizim yaşadığımız bir süreç var. Geldiğimiz bir yer var. Sahip olduğumuz bir kültürel background var. O yüzden bu ülkenin de kendine göre bir kültürel background'u var. Bir yaşam tarzı, bir hayat tarzı, alışagelmişliği var. Bizim ilk zaman bilmediğimiz, kamptayken bilmediğimiz pek çok şeyi yıllar sonra anlıyoruz ki bunu o zaman biz böyle yapsaymışız daha iyi olurmuş, keşke böyle yapsaymış dediğimiz bazı hususlardan bahsetmek istiyorum. Mesela bunlardan birincisi, kamp hayatını verimli geçirmek için en önemli şeylerden bir tanesi biraz meseleye geniş bakmak, yani sosyalleşmek ve iletişim. Bizim maalesef hani kendi kabuğumuzda yaşamak gibi bir dezavantaj, kendi kabuğumuzun, kendi akvaryumumuzun içinde yaşamak gibi bir dezavantajımız var, bir handikapımız. Bunu kırmak lazım. Mesela etrafına biraz geniş bakmak lazım. Yani mesela sen nerede kalıyorsun? Sana bu imkanları veren, bu kampın sorumluluğunu elinde tutan kurum ne? Kim? KOA nedir? Mesela KOA'da kalıyorsun. Sizden sorumlu olan kurum KOA. Mesela KOA'nın çok güzel bir web sayfası var. Ben biliyorum ki KOA'nın web sayfasını gerçekten inceleyen, bakan, o web sayfasında neler olduğunu bilen mülteci sayısı çok az. Aslında çok güzel bir web sayfası var. Çok güzel de şeyler var. Çok güzel imkanlar da var içinde. KOA'nın web sayfasına bir bakılabilir mesela. Orada iletişim bilgileri var, adres var. O belediyedeki, kendi belediyenizdeki KOA'nın, yani o lokasyondaki KOA'nın ekstra sahip olduğu imkanlar da var mesela. Bazı özellikler var. Geçmişteki orada kalmış mültecilerin yaptıkları aktivitelerden örnekler falan var gibi. Yani ben nerede kalıyorum, bu kurum nedir gibi biraz buradan başlanabilir belki. Bu benim gördüğüm bir eksiklikti. Daha sonra ben bu web sayfalarını inceleme imkanım oldu kamptan çıktıktan sonra. Halbuki orada çok güzel, bize lazım olacak, kamptayken lazım olacak şeyler varmış. İkincisi VWN, Hollandaca harfleri okursak, Vluchtelingenwerk. Bu da çok bizim kamptayken mutlaka muhatap olduğumuz bir kurum. Sizler de muhatap olmaya başlamışsınızdır. Gönüllülerden oluşan genellikle Hollanda'da mülteci işlerini yürüten gönüllülerin oluşturduğu bir kurum. Bir vakıf aslında. Bu vakıf da çok önemli bir vakıf. Bu vakfın gönüllülerden oluştuğunu genellikle, işte kiliseyle yakın bağlantıları olduğunu, işte tüm Hollanda'da, hatta sadece kampta değil, kamptan sonra da mülteciler ve entegrasyon konusunda bu vakfın çok aktif olduğunu bilmek gerekiyor. Bunların da güzel bir web sayfası var. Özellikle aile birleşimiyle alakalı bu kurum çok aktif. Böyle biraz hani etrafınızda ne olup bitiyor anlamanız açısından bunları hızlı geçiyorum. Belediye Hmeinte. Burada şehir ya da bakanlık gibi kavramlardan ziyade devlet otoritesinde vatandaşa en yakın ve en aktif devlet otoritesi belediye. Gemeente diyoruz biz ona Hollandaca. Belediyeler çok aktif ve her kampın içinde bulunduğu bir belediye var. Hatta sizin 6. oturum aldığınızda ya da 6. ayınız dolduğunda gidip kampın bulunduğu belediyeye kaydolup bir vatandaşlık numarası alıyorsunuz. Bürger Service Number dedikleri, BSN diye yazılıyor. BSN Number alıyorsunuz, BSN numarası. Bunu o belediyeden alıyorsunuz. Her belediyenin kendi işte o şeyi var, kendi binası, kendi web sayfası var. Bu belediye web sayfasından randevu alabiliyorsunuz. Bir de belediyelerin içinde kütüphaneler oluyor genelde, ya yakınında ya da içinde. Belediyeler Biliyorum. dolayısıyla KOA, FIVN'den sonra belki bilmemiz gereken, hani anlamamız gereken etrafımızda neler bittiğini anlamak açısından en önemli üçüncü kurum.
Bunun dışında işte sosyalleşmekle alakalı KOA, FİVYEN ve belediye ile ilişkiler dolayısıyla önemli. Yani bu üç kurum çok önemli. Dördüncüsü de kurumlardan ziyade komşularımız. Yani bizim etrafımızda biliyorsunuz kampta yaşarken pek çok milletten, Müslüman ya da değil, pek çok milletten pek çok insan oluyor. Bu insanlarla iletişime geçmek, yavaş yavaş onlar da artık bu ülkede yaşayacaklar. Pek çoğu oturum alacaklar. Sizlerle beraber artık bu ülkede yaşayacaklar. Dolayısıyla onlarla bir kader ortaklığınız var, komşuluğunuz var. Onlarla tanışmak, onlarla arkadaş olmak, kalıcı dostluklar kurmak, tabii ki kafanızın uyuştuğu insanlarla. Onlara yardımcı olmak hatta, bunlar çok önemli. İleride belki bazılarının çocukları sizin bazılarınızın çocuklarının arkadaşları olacaklar. Dediğim gibi buralarda başlayan bazı ilişkiler çok sağlam devam edebiliyor. Ona bu gözle bakıp yani komşu ilişkilerini de önemsemek lazım. Onlara yardımcı olabildiklerimize yardımcı olmak lazım. Dediğim gibi komşular çok önemli. Yine aynı şekilde kader ve yol arkadaşlarımız var biliyorsunuz. Sizlerle bizlerle aynı kaderi yaşayıp aynı yollardan geçip aynı imtihanları aşağı yukarı yaşayıp kamplara gelen, buralara gelen bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz burada tanıştığımız ama önceden tanımadığımız belki ya da tanıdığımız arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oluyor. Bazen şu çok önemli oluyor. Hatta yani önemli, şöyle önemli. Bir hafta önce gelen kişi bir hafta sonra gelene rehberlik yapmak, yol göstermek mecburiyetinde kalıyor. Bu çok güzel bir şey aslında. Bunu değerlendirmek lazım. Buna bu gözle bakmak lazım. Yani gelen arkadaşlarımızın sosyalleşmek adına, kamp hayatını verimli geçirmek adına, yani bir an önce bu ülkede entegrasyona ve topluma katılmaya başlamak adına yapabilecekleri en güzel şeylerden bir tanesi kendilerinden sonra gelen arkadaşlara kampta bile olsa yardımcı olmaya çalışmak. Yani daha birinci günden, ikinci günden, birinci haftadan imkanı olanlar kendinden sonra gelen arkadaşlara tabii ki yardımcı olmalı. Orada başlayacak arkadaşlıklar dediğim gibi kader arkadaşlıkları, yol arkadaşlıkları da çok önemli. Bizim kampta beraber kaldığımız, bakın 4 sene geçti. Abilerle, ablalarla, arkadaşlarla, kardeşlerimizle o kamp hayatında kurulan dostlukların şeyini hala devam ettiriyoruz. Çok güzel bir, yani belki hani güzel bir şey mi kampta kalmak tartışılır ama tabii ki önemli bir şey. Yani orada beraber kader ve yol arkadaşlığı yapıyorsun. Birbirine destek oluyorsun, yardımcı oluyorsun. O yüzden ona bu gözle bakmak lazım. Sosyalleşmek ve iletişim anlamında bu kişilerle, etrafımızdaki kader ve yol arkadaş komşularımızla olduğu kadar onlarla da sağlam ilişkiler kurmaya kamptayken başlamak lazım. Bunun çok kıymetli olduğunu sonra anlıyorsunuz. Tecrübeliler, yine hepinizin tanıdığı, tanımadığı belki Hollanda'ya daha önce gelmiş tecrübeli mülteciler diyeyim. Arkadaşlarımız var, abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Onların tecrübelerinden faydalanmak lazım, çekinmemek lazım. Buradaki gelenlerin büyük çoğunluğu kendinden önce gelenlerin tecrübelerinden faydalandılar. Biz de faydalandık. Biz onlardan öyle gördük. O yüzden zaten Selim abiyle beraber ya da bizden öncekilerin açtığı bu Stichting IPN üzerinden biz de insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden tecrübelilerden yardım almak, onlara danışmak, onları bulmak önemli. Bununla alakalı gruplar var zaten. Stichting IPN var her şeyden önce. Bunlar vasıtasıyla daha bir an önce topluma kaynayıp toplumla iletişime geçmiş, geçip sosyalleşme adına hızlı adımlar atılabilir biraz. Stichting IPN biliyorsunuz, çoğunuz biliyordur. Çok güzel bir web sayfası yaptı arkadaşlar. Herkesin böyle yani gönüllü olarak pek çok gönüllü arkadaş vakitlerini, zamanlarını ayırarak çok güzel böyle A'dan Z'ye neredeyse A'dan Z'ye pek çok konuyu içeren bir mültecinin Hollanda'ya gelmiş bir mültecinin
ihtiyacı olan bütün sorulara ve konulara cevap vermeye çalışan bir web sayfası hazırladı arkadaşlar. Sürekli de aktüel tutmaya çalışıyorlar. Şu anda da hatta bugün de bakım aşamasında güncelleme oluyor. Böyle bir web sayfası var. Bunun yanında tabii ki o web sayfasının arkasında aslında bir stihting var. Yani bir vakıf. Stihting vakıf demek. Özür diliyorum, ben bu tarz kelimelere biz artık alıştık. Stihting vakıf demek. Integrasi Partisipasi van Nieuwkomers. Yani Hollanda'ya yeni gelenlerin, yeni gelenlerin entegrasyonu ve katılımları vakfı Türkçesi. Böyle bir vakfımız var. Gelen arkadaşların kurduğu, abilerin kurduğu, ablaların kurduğu bir vakıf. Bu vakıfta ben de yönetim kurulundayım. Selim abi de koordinasyondan sorumlu. İşte böyle bir vakfımız, bu vakıf üzerinden bizler mesela bütün kamplarda neredeyse en azından bir gönüllü Stihting İPN gönüllüsü vazifelendirmeye ya da gönüllüsü olmasına uğraşmaya çalışıyoruz. Bu gönüllüler vasıtasıyla da bir an önce o Hollanda'nın kapılarını, pencerelerini daha hızlı açıp daha güzel, daha sağlam adımlar atabilirsiniz içeri. Dolayısıyla her kampta, neredeyse her kampta bir Stihting İPN gönüllüsü olması için uğraşıyoruz. Bunu bilin. Bunlar da sizler için sosyalleşme anlamında belki faydası olacağını düşündüğümüz şeylerden biri. Yeni gelenler, bu konuyu az önce girdim, sırası buradaymış aslında. Yeni gelenler dediğim gibi sosyalleşmek anlamında, yani sosyalleşmek dediğimiz şey, destek alma, tamam, her yeni gelenin mutlaka daha fazla desteğe ihtiyacı var. Ama bizler de bu yoldan geçtik. Aslında bir insan topluma katılımı en kolay aslında destek alarak değil, destek vererek, yani bir şeyler vererek, alarak değil, vererek daha iyi gerçekleştirebiliyor. Bizlerin özellikle bu süreçten dolayı kampa yeni gelenlerin özellikle morale çok ihtiyaçları oluyor. Harekete, aksiyona, bir şeyler yapmaya çok fazla ihtiyacı olabiliyor. O yüzden bu anlattıklarımı, ben bu anlattıklarımı hepsini sadece abiler için değil, ablalar için de anlatıyorum. Yani bu bayanlar için de geçerli, çocuklar için de geçerli. Bir şeyler yapmaya başlayarak, özellikle yeni gelenlere de destek olarak sosyalleşme, topluma katılım adına güzel bir başlangıç yapmış olunur. Bunlar bizim tecrübelerimizden öğrendiğimiz şeyler. Dediğim gibi burada ben her slide'da her konuyla alakalı size anahtar böyle ipucu vermeye çalışacağım. Yani anahtar kelime diyelim. Buradaki benim anahtar kelimem sosyalleşme için network. Hollanda'da çok duyacaksınız bu kelimeyi. Network diyor Hollandalılar. Yani etrafınızda bir halka, bir iletişim ağı oluşturacaksınız. İnsanlarla tanışmaya başlayacaksınız. Hollanda çok büyük bir ülke değil. Şehirler çok büyük şehirler değil. İnsanlar genelde sabit, kalıcı ve güvenilir insanlar. Dolayısıyla onlar da karşıdaki muhataplarından böyle bir yaklaşım bekliyorlar. O yüzden bunlar sadece tavsiye, yanlış anlamayın bizleri. Bizim size tavsiyemiz şu olabilir, yani yoksa böyle bir şey, mesela ben dedim ya, yüzlerce belki arkadaşın işlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz biz burada. Orada gördüğümüz şeyler oluyor, bizde de vardı aynı şeyler. Mesela bir arkadaş işte hangi e-mail adresimi vermiştim ben size diye bana soruyor. Abi diyor, ben sana hangi e-mail adresimi vermiştim acaba yani? Şimdi dolayısıyla bizim sabit, kalıcı, güvenilir bir e-mail adresimiz olmalı. Hollanda'da bu çok önemli, göreceksiniz sonra. Bir telefon hattı gelir gelmez, Hollanda'da telefon hattı bedava arkadaşlar. Dolayısıyla hemen bir Hollanda telefon hattı alınmalı. Mümkün olduğu kadar o telefon hattı da sabit, artık senin kendi telefon hattın olmalı. Bu meselede önemli olduğunu düşünüyorum. Ben güvenilirlik anlamında, karşı tarafa güvenilir bir itibar bırakmak anlamında ve başından beri tanıştığınız güzel insanlarla sağlam, kalıcı dostluklar kurmak anlamında sabit e-mail, telefon, Facebook gibi daha başka iletişim kanalları, sabit, güvenilir, net böyle olmalı insanların. Yine Hollanda'da çok önemli bir kavram var. Hollandalılar maatschappelijke betrokkenheid diyorlar.
Yani toplumsal duyarlılık. Bir Hollandalı için bu çok önemli. Aslında bu bizim için de çok önemli. Yetiştiğimiz kültür dolayısıyla bizler zaten toplumsal duyarlılığı olan insan. Zaten bu yüzden bu yollara düştük. Ama Hollandalı bunun reklamını da yapıyor tabii ki. Hollanda kültüründe bu var. Dolayısıyla toplumsal duyarlılık. Yani etrafında ne bitiyor? Birisi bir yerde çevreyle alakalı bir güzel bir fikir, çevreyi korumayla alakalı güzel bir fikir mi var? Topluma faydası olacak herhangi bir organizasyon ya da bir oluşum mu var? Ya da insanlar fikir mi soruyorlar? Senin fikrini mi soruyorlar? Oradaki organizasyonla, kişiyle, oradaki yaşamla alakalı. Bu tarz konularda Hollanda'da katılım ve toplumsal duyarlılık çok önemli. Bu konu çok kıymetli. Dolayısıyla sosyalleşmek istiyorsanız buradan da girebilirsiniz işin içine. Bunu söyleyeyim. Yani bu bir kapılardan, önemli kapılardan bir tanesi. Samenleving Hollanda'da çok önemli kavramlardan bir tanesi. Bunlar dediğim gibi burada saydığım şeyler benim bizlerin hani gördüğümüz 4 yıllık tecrübeyle gördüğümüz anahtar kavramlar. Hizmet gönüllülerinin daha önce yıllardır burada olan hizmet gönüllülerinin açtığı, kurduğu vakıflar aracılığıyla oluşturduğu bir platform var. İsmi çok hoşuma gidiyor benim. Kunst van het samenleving, yani birlikte yaşama sanatı diye. Hollanda kültüründe, toplumunda, devlet yapısında da samenleving, birlikte yaşama çok önemli bir kavram. Bakın çok kıymetli. Dolayısıyla sosyalleşmek, birlikte yaşamak, uyum içerisinde yaşamak, birbirine saygı göstermek, bunlar çok önemli kavramlar. Dolayısıyla bu ülkede sosyalleşmek adına önemli bir kavram, önemli bir kapı yine. Yine şeffaflık ve privacy, Hollanda kültüründe Kalvinizmin çok önemli bir yeri var. Kalvinizmde de şeffaflık çok önemli. Göreceksiniz, bunları yaşayacaksınız. Hollanda'da mesela perdeler açık olur. Bunun birinci katlarda, salonlarda, yatak odalarında değil tabii ki de. Salonların perdeleri genelde açık tutulur. Bunun sebebi o Kalvinizm'den gelen şeffaflık şeyidir. Yani şeffaflık kültürüdür. Tabii ki bu şeffaflığın bir sınırı var aslında. Bunu sonra öğreniyorsunuz mesela. İlk başlarda size şeffaflık çok dikkat çekici geliyor. Ama biraz daha içine girince Hollandalıların anlıyorsunuz ki privacy de şeffaflık kadar önemli. Privacy dediğimiz şey mahremiyet bizim. Dolayısıyla şeffaflık da çok önemli Hollanda'da. Net olmak, şeffaf olmak, açık olmak, direkt olmak çok önemli. Hollandalılar buna çok ehemmiyet veriyorlar. Hollanda privacy dediğimiz mahremiyet de çok önemli. Yani siz bir şeyi paylaşmak istemiyorsanız, göstermek istemiyorsanız ya da ne bileyim bu benim mahremiyetim diyorsanız buna da herkes saygı göstermek zorunda. Siz de başkalarınınkine saygı göstermek zorundasınız. Sosyalleşmek başlığı altında benim ele almak istediğim böyle anahtar kelimeler bunlardı. Devam ediyorum. Yine kamp hayatını verimli geçirmek için en önemli birinci başlığım sosyalleşmekti. İkinci başlığım kamp hayatını verimli geçirmek için dil çalışmak. Dil çalışmak neden önemli? Şundan önemli. Yani bizim bu tecrübelerimizle gördüğümüz bir şey diyelim, çıkarım. Bakın, hepimizin arkamızda bırakıp, istemeden de olsa arkamızda bırakıp geldiğimiz bazı değerlerimiz, bazı kıymetlilerimiz var. Kafamıza takılan hala. Bu bir. Yaşadığımız hadiseler var, doğru mu? Bunların bizde bıraktığı izler var. Hala yaşadıklarımız var, yaşıyor olduklarımız var. Bunların bize yaptığı etkiler var. Gelmişiz yeni bir ülkeye, başvurmuşuz, oturum için başvurmuşuz. Bir IND görüşmeleri olacak. IND dediğim hani bu bize mülakat yapan kurum var ya, Dışişleri Bakanlığı yani Hollanda'nın mülteci idaresi. İşte onun bizle yaptığı görüşmeler olacak, oturum görüşmeleri. Oturum çıkacak mı, çıkmayacak mı, hangi belgeyi versem, ne yapsam, işte bir sürü belirsizlikler. Biz bu süreçleri yaşadığımız için yani böyle rahat konuşuyorum biraz. Bir sürü belirsizlikler, oturum mu çıkacak, uzatma mı çıkacak, ne çıkacak, işte ne olacak falan. Bir sürü belirsizlikler var.
Ev daha sonra hadi oturum çıktı. Sonrasında ev hangi belediyeye yerleşeceğim, Hollanda'nın neresine, arkadaşımla aynı belediyeye düşecek miyim, uzağına mı düşeceğim, işte nereye düşersem daha iyi olabilir, nasıl bir ev çıkacak, çocukların okulu yakın mı uzak mı, çocukların istediği imkanlar orada var mı, çocuklar mutlu mu değil mi buraya gelmekten, böyle bir sürü belirsizlik, soru işareti, negatif, pozitif, herkese göre değişebilecek pek çok imtihan konusu var baktığınız zaman bizim hayatımızda. Bunlar gerçekler şu an. Bir mültecinin hayatında. İşte daha sonra insanın kafasını böyle hani kurcalayan iş hayatı ile ilgili belirsizlikler. Yine aynı şekilde işte bir manevi hayatımız vardı. Yaptığımız, yapa geldiğimiz bazı şeyler vardı. Onları burada devam ettirebilecek miyiz? Ne yapacağız ya da falan gibi psikolojik hayatı insanın, manevi hayatı, böyle pek çok belirsizlik var. Fakat bütün bu belirsizliklerin Yorumluyorsun. hepsinin efendim Şifreli mesaj diyor. dolayısıyla bütün bu anlattığım konular, bakın ardımızda bıraktıklarımız, yaşadıklarımız, IND görüşmeleri, oturum, belirsizlikler, bütün bu konular, bütün bu yollar nereye giderse gitsin. Bakın şurada fotoğraf olarak resim olarak bir kavşak koydum, görüyor musunuz? Bu kavşak galiba Çin'de bir yerde, öyle hatırlıyorum. Bütün bu karmaşa, bütün bu belirsizlikler, yani siz birinci ayda da oturum alsanız, ikinci ayda da oturum alsanız, 1,5 sene sonra da oturum alsanız, 2 sene sonra da evinize geçseniz, 1 ay sonra da evinize geçseniz, bütün bu yolların, uzun kısa bütün yolların Hollanda'da çıkacağı ya da bütün yolların anahtarı olan tek bir şey var. Tecrübe sabit bu yani. Herkesin ortak tecrübesi. Dil öğrenmek. Bakın ardınızda bıraktıklarınıza iyi destek olmak istiyorsanız, onların yüzünü güldürmek istiyorsanız birazcık burada dil çalışacaksınız. Burada yaşadıklarınızı etkilemek, geçmişte yaşadıklarınızın etkisini silmek, burada güzel şeyler yaşamak istiyorsanız, yaşatmak istiyorsanız tekrardan, o zaman yine dil öğreneceksiniz. Oturumla alakalı süreçte az sonra geleceğim. Dilin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Yine evle alakalı süreçte, aileyle alakalı, çocuk hastalanacak, çocuğun bir ihtiyacı olacak, çocuğu okula yazdırmanız gerekecek, okul araştırmanız gerekecek, biriyle randevu yapıp bir şey sormanız gerekecek. Bütün bunlarda dil gerekecek. Her şeyde iyi, kötü, olumlu, olumsuz, kendinizle alakalı, çevrenizle alakalı. Bütün her şeyin anahtarı burada dil. Dolayısıyla sen Hollanda'ya ne zaman gelirsen gel. Oturumunu ne zaman alırsan al. IND görüşmene ne zaman girersen gir. Evi sana hangi ayda verirlerse versinler. Değişmeyecek tek bir şey var. O da dil öğrenmek. Yani dil öğrenmek çok önemli. O yüzden kamp hayatında, kamp hayatını verimli geçirmek istiyorsanız, dolayısıyla ikinci başlığımız bizim en önemli dil çalışmak. Bunu da ileride az sonra bir dahaki slide'da açacağım zaten. Üçüncü ana başlık, kamp hayatını nasıl verimli geçirebilirim? Bir dedik sosyalleşmek, bunun pek çok yolu var. İki dedik dil. Üçüncüsü de sonraki aşamalara hazırlanmak. Ben dedim ya, burada biz kamp hayatını ele alacağız daha çok. Ama ben buraya küçük bir başlık olarak böyle yüzeysel haliyle kamptan sonra sizi neler bekliyor başlıklarıyla koymaya çalıştım. Neden? Çünkü kamp hayatı aslında sizin kamptan sonraki hayatınızı hazırlık yapabilmek için çok önemli bir fırsat. Bunu kamptan çıkınca çok daha iyi anlayacaksınız. Aslında kamp hayatını İyi değerlendirmek çok önemli. Çünkü çıktıktan sonra yoğun bir trafiğe gireceksiniz. Onu görüyorsunuz. Şimdi burada nelere dikkat, mesela neler yapılabilir? Yani sonraki kamptan sonrasıyla alakalı hazırlık anlamında kampta neler yapılabilir? Bakın bunları yapmak şart değil. Ama dil çok önemli. Dilden sonra vakit kalırsa bunlar yapılabilir. Bir, kariyer gözlem ve araştırmaları. Gözlemden kastım ne? Mesela sen muhasebecisin ama Hollanda'da nasıl muhasebeci olunur bilmiyorsun değil mi? Ne yapacaksın? Hemen Hollanda'da muhasebeci olan birini bulmaya çalışacaksın ve onun yanına gidip belki gözlem yapacaksın. Ya da internetten
bir bilenle beraber belki araştırmalar yapacaksın. Kariyerinle alakalı. Burada ben bu işi nasıl yaparım? İş ve kişisel gelişim, eğitim ve sertifika. Bakın bunları bizler yaptık. Yapanlar oldu. Çok güzel örnekleri var bunların. Yani yazılım eğitimleri var Hollanda'da. Bedava yazılım eğitimi veren pek çok kurum var. İngilizcesi olan, özellikle İngilizcesi olan arkadaşlar, yazılım merakı olan arkadaşlar, geçmişinde yazılım diploması olmasa bile burada bedava yazılım eğitimi alıp burada yazılımcı olarak işe başladılar, başlıyorlar. Dolayısıyla kamptayken bu sürece başlayabilirsiniz. Hiç durmanıza gerek yok. Sonra sosyal aktiviteler, tabii ki zor süreçlerden geçtiniz. Çocuklar, aile, ailecek toparlanmamız, sosyal aktiviteler çok önemli. Bir ülkeye ısınmak, alışmak, kendini toparlamak anlamında tabii ki sosyal aktiviteler çok önemli. Yani maddi, manevi her türlü sosyal aktivite açık bir ülke. Hollanda sosyal aktiviteler ülkesi. Dolayısıyla sosyal aktiviteler yine kamptayken başlanabilecek bir diğer hazırlık başlığı bence. Yine spor ve bisiklet. Hollanda bisiklet ülkesi. Bakın ben bunun örneklerini çok gördüm. Hiç yıllardır bisiklet sürmemiş abimiz, ablamız kamptayken bisiklet öğrendiler. Şimdi böyle çok güzel çocuklarını bisikletle taşıyorlar, alışverişe bisikletle gidiyorlar. Yani bisiklet çok önemli. Bu anlattığım tabii ki maddeler bazılarınıza çok basit gelebilir ama ben bisiklet sürmeyi bilmeyen abim, ablam oldu gördüm burada. Öğrendiler ama ve çok faydasını görüyorlar. O yüzden Hollanda bisiklet ülkesi. Kampta ortam daha müsait. Dolayısıyla kamptayken bisiklet sürmeyi bilmeyen bisiklet sürmeye başlayabilir, öğrenebilir. Bunun dışında farklı spor dalları, Hollanda yine spor imkanları çok fazla. Spor kompleksleri sporu destekliyorlar. Dolayısıyla kamptayken spor ve diğer aktivitelere de başlanabilir. Ama dediğim gibi bakın özellikle bayanlar, yani bu dediğim bayanlar için de geçerli. Bisiklet sürmeyi bence hani bisiklet sürmeyi öğrenmeyi bence ajandanıza yazın yani mutlaka bir yere yazın eğer bilmiyorsanız. Ya Mahmut da abi, ben bir soru sormak istiyorum. estağfurullah. BSN'ye geçmeden önce. Şimdi arkadaşlar şimdi sosyal aktivite yapmak istiyor ama veya da işte bir eğitim almak istiyor. Kendi mesleği veya da yeni bir meslekle alakalı. Bunları nereden öğrenecek? Yani ilk gireceği siteye bakacağı bir yer var mı? Tabii ben şimdi o gelecek abi. Az Gelecek mi? sonra Okey. tabii o biraz daha açacağım ben bunları. Az sonra bir yani bununla alakalı bir şeyler var. Orada ben yine değinirim. Kariyer kısmı var ya. Evet, orada. Okey. Kariyer kısmında mesela orada birazcık daha değinirim. Burayı şey yapalım. Şimdi benim kampta ben kampı kendi kafamda burada ben yakınımda bana yakın oturan yani evime yakın olan kamplar da var benim. Abiler ablalar. Buradaki abilerle ablalarla da biz sürekli görüşüyoruz. Ben onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Onların bana soruları oluyor. Ben onlara anlatırken de kafamda bu kamp sürecini kronolojik olarak bir kategoriye ayırın. Yani şöyle 6 ay öncesi 6 ay sonrası diye bir kafamda benim öyle bir şey var. Niye 6 ay öncesi 6 ay sonrası? Çünkü 6. aydan itibaren BSN dediğimiz bizim Bürger Service Number yani vatandaşlık numarasını alabiliyorsunuz. Vatandaşlık numarasını almanız demek bazı şeylerin değişmesi demek kamp hayatınızda. Ney bunlar? Mesela vatandaşlık numarasını aldıysan banka hesabı açabiliyorsun. Banka hesabı açtıysan artık sen online alışveriş yapabiliyorsun. Pek çok farklı yerden alışveriş yapabiliyorsun falan filan. Yine aynı şekilde BSN numaran olduğu için belki işte kimlik kartında gelecek. Daha sonra işte ehliyet başvurusu, ehliyet sınavına başvuru yapabiliyorsun. Diploma denkliğini oturum alırsan bir de hemen diploma denkliğine de başvuru yapabiliyorsun. O yüzden ben bunları buraya koydum. Ehliyet ve diploma dilden sonra en önemli ikinci ve üçüncü kalem bence. Herkesin, bakın özellikle bayanların mutlaka ajandalarına ilk yazmaları gereken şey dilden sonra ehliyet. Bu tecrübeyle sabit. Ve ehliyeti geciktirmeyin. Lütfen. Çünkü Hollanda'ya girdikten 6 ay sonra ehliyetiniz bitti. Ve siz çocuğunuzu okula götürmeniz lazım, hastaneye götürmeniz lazım, hanımınızı kursa götürmeniz lazım. Ne bileyim, araba lazım yani. Bu ülke arabasız çok zor bir ülke. Hele ki kışın. Dolayısıyla
ehliyetin hazırlığını bir an önce yapmak lazım. Yani ben buraya BSN numarasını alınca ehliyet yazdım ama aslında siz ehliyet sınavına hazırlanmaya daha önce başlayabilirsiniz. Bütün bu konularla alakalı her şeyi de Stihting İPN Puntenel'de başlık başlık bulabilirsiniz. Ehliyet sınavına nasıl hazırlanılır? Her şey orada yazıyor. Şimdi diğer konu da diploma denkliği. Diyor yani Hollanda Milli Eğitim Bakanlığı bize mültecilere bir tane diplomayı bedava denklik çevirisi yapma hakkı veriyor. Dolayısıyla oturum alır almaz bir an önce herkes diplomasının denkliğini de almalı. Yani bu da önemli bir geciktirmemeli. Çünkü çok aniden lazım olabiliyor bazen. O zaman bunun 12 hafta sürüyor bazen denklik. 8 hafta 12 hafta arası sürebiliyor. O yüzden diploma denkliğine eliniz boşken oturum alır almaz bir an önce başvuru yapmak lazım. Bunları kafanıza yazın. Dil, ehliyet, diploma. Evet, devam. Buradaki benim şeyim, anahtar kelimeler plan ve hedef demişim. Çünkü dedim ya, kamp hayatı aslında sonraki aşamaların hazırlığı. Yani ben bu gözle bakıyorum yani. Evet. Peki birinci konuyu bitir. İkinci başlığımız, dil çalışmaya ne zaman başlamalıyım? Tabii ki bu sorunun cevabı aslında belli yani. Ben verdim aslında kendi bakış açımla. Yani bunlar tabii ki tavsiyelerimiz bakın. Yani bunlar bu herkes için değişebilir bu tabii ki. Yani herkesin şartları farklı olabilir. Yani illaki istisnalar olur ama dil çalışmaya ben kendim birinci gün başladım ve bunun faydasını çok gördüm. Sadece ben değil, benimle beraber etrafımda dil çalışmaya kamptayken başlayan arkadaşların hepsi çok güzel işler yaptılar sonrasında. Ve dil çalışmaya erken başlamayan arkadaşlar da keşke dediler. Bunu gördük. İstisnaları mutlaka vardır ama dediğim gibi dil çalışmaya dolayısıyla ilk günden başlanabilir. Az önceki slide'da onu anlatmıştım. Yani sizin şu an durumunuz, statünüz ne olursa olsun kaçarınız yok yani. Bu dili çalışmak lazım. Birinci günden başlarsanız vakit kazanmış olursunuz. Bir, etrafınızda olup bitenleri anlamaya başlarsınız. Şimdi yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorsun. Koa'yla, FVN'le, etrafındaki insanlarla ya çat pat da olsa Hollandaca konuşmaya başlıyorsun. Tabii ki bu çok önemli. Olup bitenleri anlamaya, sadece kelime ve dil olarak değil bakın. Dil öğrenmek demek, insanı, kültürü, toplumu tanımaya başlamak demek. Dolayısıyla dil okumaya başladığında etrafını okumaya başlıyorsun. Bu da tabii ki sana çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunu kampta yaşadık biz hep. Çok da tatlı oluyor. Yani kamptayken dil çalışmaya başlamak. Yine aynı şekilde bakın acil durumlarda dil çok önemli. Yani acil bir şey oluyor. Dil yok. İngilizce bilen de bulamıyorsun falan. Ne yapacaksın? Dil çok önemli. Acil durumlarda o bildiğin birkaç kelimenin, kurabildiğin birkaç cümlenin faydasını o kadar çok hissediyorsunuz, görüyorsunuz ki çok önemli. O yüzden dil geciktirmemek lazım. Bir an önce yavaş yavaş da olsa başlamak lazım. Yine aynı, bakın dil çok önemli dedim ya. Şimdi siz dil öğrenmezseniz sürekli birilerinin desteğine ve yardımına ihtiyacınız olacak. Sürekli yanınızda bir tercüman bulunduracaksınız önemli işleriniz olduğu zaman. Fakat dil öğrenirseniz siz ne olacaksınız? Direkt statünüz değişecek bak. Nedir? Destek alan değil, yardım alan değil. Biraz dil öğrenmeye başladığınızda artık yardım eden oluyorsunuz. Yeni gelenlere yardım etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla burada da dil çok önemli. Yardım etmek istiyorsunuz. Ben bazı arkadaşlarımızı görüyorum. Mesela yardım etmek istiyor ama yardım etmesi için dil lazım mesela. Dolayısıyla dili olan birisini arıyor herkes. Yani dolayısıyla dil önemli. Bu meselede de önemli. Yardım edebilmek için, insanlara hizmet edebilmek, yardım edebilmek için de, destek olabilmek için de önemli. İlk günden itibaren. Çünkü kampta dil ihtiyacı olan insan sayısı belki daha fazla dışarıdakinden. Evet, yine aynı şekilde bunu biz çok net gördük, yaşadık, çok örneklerini gördük. Entegrasyon ve iş hayatı süreçlerinde kamptayken dil öğrenmeye başlamanın önemi çok fazla. Çok zaman kazandırıyor size.
Bunu insanlar da önemsiyorlar, bunu bilin. Yani aha diyor, bu adam kamptayken A2'yi bitirmiş, B1'i bitirmiş diyor yani. Ya da kamptayken boş. Bu insanların gözünde önemli yani. İnsanlar bunu anlıyorlar, görüyorlar, biliyorlar. Yine aynı şekilde tabii ki sonraki aşamalarda zorlanmayacaksınız. Bu çok önemli. Yani benim aslında bugünün bugün bana tek bir şey anlat, ne anlat deselerdi ben bunu anlatırdım size. Sesim geliyor değil mi Selim abi? Burası önemli çünkü. Sıkıntı yok abi, duyuluyor. Tamam, Problem yok kaç kişi yani. dinliyor bilmiyorum. Burası en önemli kısmı. Yani bana geri kalan kısmı hikaye deseler kızmam. Ama şu kızım çok önemli abi. Niye çok önemli? Bakın, dil öğrenmeye kampta başlarsanız sonraki aşamalarda zorlanmayacaksınız. Nasıl olacak bu? Şimdi size göstereceğim. Bakın şurada örnek diyor. Açabilirsem eğer, açmaya gidiyorum. Heh, güzel açacak gibi. Evet, açtı. Bakın bugün benim açtığım bu sayfa, bilmiyorum okunuyor mu da, bu Okuyalım. A0 dediğimiz bizim Hollandaca temel seviye, daha hiç merhaba demeyi bilmeyenin başladığı Hollandaca kitabı bu. O kitabın tanıtım broşürü bu önümdeki. O kitabın yasal tanıtım broşürü. Şimdi bu kitabın içindekiler, bu kitabın içinde ne var? A1 kitabı yani bu. A0'dan A1'e getiren kitap sizi. TOEFL Complete. Bakın şimdi. Başlıklar bunlar. Tema 1 diyor merhaba. Tema 1'in konusu selamlaşma ve aile. Bakın bunu iyi tutun aklınızda. Devam ediyorum. Tema 2 okul ve eğitim. Okul konusu. Tema 2. Evet. Tema 3 ne diyor? Ev. Ev konusu, yaşama konusu, yaşam konusu. Tema 3. Bakın çok önemli konular bunlar. Abi bunlar çok önemli. Ya yani ben bunların faydasını çok hissettim ve yaşadım yani. Eaten ve drinken. Ana bak çok önemli bir konu Selim abi. Evet. Yeme ve içme. Alışveriş yapma. Bakın çok önemli. Tema 4. Birinci kitabın dördüncü, sadece dil öğrenmiyorsun aslında. Konulara dikkat edin. Aile, okul, yeme içme neydi? Abi konular bize aslında neyi öğretiyor? Sadece dili değil, yaşamı öğretiyor Hollanda'da. Doğru mu? Ve bunu nasıl konuşacağımızı öğretiyor. Beşinci konu. Ana bak abi ne dedim az önce? Hastalandın. Nereye gideceksin? Bak beşinci konu doktor diyor. Doktor konusu. Hasta, hastane, doktor, eczane. Bakın eczane. Evet. Altıncı konu elbiseler. Ana alışverişi nereden yapacağız? Elbise ne alacağız? Hollandalı ne giyiyor? Giymek nasıl söylenir? Değiştirmek nasıl söylenir elbiseyi? Soyunma kabini nasıl söylenir? Yani beden, Hollandaca beden nasıl söylenir? Bakın bunların hepsini burada öğreniyorsunuz. Tema 7 seyahat, Reisen. Trene bineceksin, otobüse bineceksin, bir yere gideceksin. Doğru mu? Bakın tema 7, Reisen. Tema 8, seyahat demek Reisen. Tema 8, Freizeit. O süper. Sosyal aktivite dedik değil mi Selim abi? Evet. Bak, tema 8 bize Freizeit, boş zaman. Boş zamanlarında neler yapılabilir? Bakın, çiftlik, futbol kulübü, hobi. Görüyor musun? Neler yapılabilir? Bunlarla alakalı kelimeleri, grameri öğretmeye başlıyor bize. Aynı zamanda da ülkenin o konuda kültürünü tanımış oluyorsun. Bakın bu örnek bir. Başlıklar ne kadar güzel. Birinci kitabın başlığı bunlar. İkinci kitabı açıyorum. Bu daha da kritik. Bakın şimdi çok önemli. Şimdi bunları aklınızda tutun. Tema 1, ikinci kitabın birinci konusu Hollanda. Bakın biz Hollanda'yı tanımlıyoruz. Mehmet abi ses gitti ama bir açar mısın sesinizi tekrar? Ha, özür dilerim. Evet abi. Geldi mi? Evet abi, duyuyoruz. Devam edelim. Tamam. Şimdi birinci konu Hollanda. Bakın çok önemli. Yani şunu demek istiyorum size. Bunlar
birinci seviye ve ikinci seviye dil kitapları. En çok kullanılan Hollanda'da. Bizim de tavsiye ettiğimiz kitaplar. Birinci konuda sadece dili öğrenmiyorsunuz. Aynı zamanda pek çok Hollanda ile alakalı çok kritik konuları öğreniyorsunuz. O konularla alakalı kelimeleri öğreniyorsunuz. İkinci kitapta da bakın, birinci ünite Hollanda. İkinci ünite para. Health para demek. Para ve ekonomi ile alakalı şeyleri öğreniyorsun. 3. Kinderen çocuklar. 4. Gesundheit sağlık. 5. Gemeente belediye. Sizin kamptan sonra geçeceğiniz yer neresi? Belediye, Gemeente. Bakın bu kitap, yani şu A2 kitabını bitirmek sizleri aynı zamanda bir sonraki aşamaya hazırlıyor. Çocuklar, belediye, okul, doktor, hastane, ekonomi, para, değil mi? Bakın her şeyi, bütün konular burada aslında. Sosyal aktivite. Bakın yedinci konu çok kritik. Dedim ya bakın, A2'yi, A1'i A2'yi kampta başlayıp bitirmek sizi aslında sonrasına hazırlıyor. Bakın yedinci ünite, werken, çalışmak. Ana ne kadar güzel. Yani ben ilk şimdi çalıştığım kurumun adını burada görmüştüm mesela, bu kitapta. Biliyor musunuz abi? Çok güzel. Evet evet. Yani ben iş burada çalışıyorum. Ondan dolayı yani. Şurada görmüştüm mesela. Yani bazı şeyleri öğreniyoruz. 8 Opleidingen. Ne demek? 8 eğitimler. Ana bakın, Hollanda'daki eğitim sistemi. Bununla alakalı şeyleri kelimeleriyle beraber, o konuyla alakalı kelime ve gramer bilgileriyle beraber 8. ünitede öğreniyorsunuz. Bitti. A1'i A2'yi bitirdiniz Selim abi. Görüyor musun? Evet. Stichting, bizim Stichting IPN web sayfasının içeriği bu A1 A2 kitabı abi. Evet, aynen abi. Kitaplar genelde dil kitapları sadece dil anlatıyor diye arkadaşlar öyle biliyor. Yani Hollanda'daki sistem birazcık daha farklı. Siz her kitapta yine B1 B2'de de aynı şekilde devam ediyor. Sadece daha detaylı konular, daha böyle spesifik konular, işte akademik konular vesaire giriyor. Kitaplara nereden ulaşırız diye birkaç arkadaş sordu. Abi gel, o soruları, bu konularla alakalı soruları tutun. Olur mu? Burada cevaplayalım abi. Öyle devam edelim. Çünkü sorular birikirse sonra zor olur. Kitaba nereden ulaşabiliriz? Kitabın ismi nedir? Şimdi arkadaşlar, başka kitap tavsiye edebilir miyiz? İlla bu mu olmak zorunda? Onları da cevaplarsak abi. Şimdi var zaten o. Var mı arkasında ama? Okay, bakın, tamam. Bakın bir sonraki konu başlığım ne? Tamam, dil çalışmaya dedik. Kampta başlayalım. Çok önemli dedik. İkna olduysak eğer, o zaman dil çalışmaya nasıl başlayabiliriz? Onu da burada kısaca anlatacağım ben şimdi. Burada abi, yani o sorunun cevabı burada. Şimdi Selim abiler, bakın günlerini, vakitlerini, böyle tecrübelerini, yani yılların tecrübesini böyle güzel bir sayfa oluşturarak insanlarla paylaştılar. Şu web sayfasına, yani şu adrese girdiğinizde, şu an bakın da, şu an girseniz de girmeyecek. Bu açılıyor abi, tal kısmı açılıyor. Açıldı mı? Oo süper, 10 numara. Yok yok, sadece tal kısmı açılıyor. Orası açayım mı ayrı bir? Deneyeyim mi bakalım. O subdomain çünkü, ayrı bir domain üzerinden çalışıyor. Tamam süper, 10 numara, oo süper. Abi burası anlat bitmez. Bakın bu sayfa size yeter aslında. Yani bu sayfada her şey var arkadaşlar, dil öğrenmeyle alakalı. Yani fakat ben şimdi bu sayfayı kapatıp geri döneceğim. Ben şöyle bir şey yapacağım size. Kamptasınız. Araştırmayı, okumayı, yazmayı da çok canınız istemiyor. Vaktiniz yok. Okumuyorsunuz. İnternetiniz az. Bana derseniz ki hocam ya 4 senedir buradasın. Benim orada şu an kamplarda yeni gelen arkadaşlarım da var. Kardeşlerim de var. Yani şimdi bana o kardeşlerimden bir tanesi Halit hocam var. Hohofein'de. Bilmiyorum şu an burada mı bilmiyorum. Halit kardeşim bana sorsa dese ki abi dese, yani ben, yani bunların hepsini okumam, bana bir şey tavsiye et. Öyle hap gibi. Bana bir şey tavsiye et dese. Ben seni tanıyorum. Sen beni tanıyorsun. Bana bir şey tavsiye et dese. Ben şu aşağıdaki tavsiyeyi veririm. O tavsiye nedir? Şudur. İngilizce bilenler için, kamp hayatı için, bakın bu anlattığım sadece kamp için geçerli bir tavsiye. Dışarı çıkınca değişir bu. Şimdi İngilizce bilenler için kesinlikle şu learndutch.org'a girmelerini çok tavsiye ediyorum.
Burada bedava bakın. Bedava çok güzel iki parça eğitim var. İki parça çok güzel sıfırdan başlayan ama İngilizce bilenler için. Çünkü ders dili İngilizce. İngilizce olarak anlatıyor Hollandacayı. Bir örnek açacağım hemen. Bakın hatta şuradan açayım. Şu güzel. Bakın bir ilk bir 50 video var. 50 tane video A1 seviye grameri anlatan 50 tane video. Şu ilk link. İkincide de temel 1000 kelimeyi anlatan bir linkim var. Temel 1000 kelime. Çok güzel. Ben bu videoları kamptayken bitirmiştim Selim abi. Ve o kadar faydalı oldu ki. Kamptayken böyle çoğu şeyi anlamaya başlamıştım. O şu 1000 kelime. Ve şimdi göstereceğim. Her gün bir video bitirdik abi. Her gün bir video. Toplam kaç video var biliyor musunuz? 40 video. 40 günde bitti. İlk 1000 kelime Selim abi. Her gün bir video. Ve bir video kaç dakikadır? Bakın lesson 1. Açtım şimdi. Bu tanıtım. Ama bu da olsun. Tamam bunu açalım. Mesela evet. Ses geliyor mu? Daha başlamadan herhalde video. Gelmiyor abi. Ses sıkıntı değil. Şimdi sesi paylaşmadım. Bakın 25 kelime diyor. Birinci ünite 25 kelime. Sesi çok güzel. Size gelmiyor şu an. Ben duyuyorum. Bakın. Kaç dakika abi? Durduruyorum. Amacım dinlemek, dinletmek değil zaten. Kaç dakika abi? Selim abi görüyor musunuz? Kaç dakika olduğunu? 6 dakika mı? 6.49 mu? 6 dakika 49 saniye. Abi her gün böyle 25 kelime veriyor sana hap gibi. Videolu şeyiyle, görselleriyle beraber İngilizce olarak anlatıyor ama İngilizce anlamlarıyla. Her gün 25 kelime veriyor. 40 çarpı 25 40 günde 7 dakika Selim abi. Otur 10 kere izle 1 saat yapar. Evet. Anlatabildim mi? Ve her gün 10 dakikadan 40 günde 1000 kelimeyi bitiriyorsun hap gibi. Öyle İngilizce bilenler için bunu çok tavsiye ediyorum. Bunun yanına 10 dakika bunu izledin ya. 10 dakikada diğer gramer videosunu buna paralel götürürsen bir gramer, bir vokabülari yani bir gramer, bir kelime videosu İngilizce bilenler için ilk 40 gün A1'in kelimeleri böyle yavaş yavaş oturmaya başlar. Bunu çok tavsiye ediyorum. Yani hap gibi böyle birinci tavsiyem bu. Tabii ki sizin o web sayfasına da girsinler, kendilerine hoş gelen şeyi seçsinler. Ama bu hani dediğim gibi benim böyle hiç araştırmak istemeyen, şey yapmak istemeyen direkt buradan başlayabilir yani. İngilizcesi, ki İngilizcesi olan diyorum ya Selim abi. Bu aslında şey, intermediate ya da elementary seviye İngilizcesi olan bunu anlar. Temel kelimeler olduğu için. Evet, çok fazla şey değil. Yani B2 bir İngilizce'ye de gerek yok. Ama yine de diyelim ki hiç İngilizceniz yok. İngilizce üzerinden yapmak istemiyorsunuz. O zaman İngilizce bilmeyenler için, bakın Allah razı olsun Hakan abi, öğretmen Hakan abi, yıllardır burada olan Hakan abinin Telegram grupları üzerinden Zoom ve YouTube dersleri var. A0 seviyeden B1 seviyeye kadar dersleri var. B2 de var abi, B2 de yaptı. Aynen. B2 de yaptı. Evet. Şimdi YouTube dersleri, şimdi burada bakın ben hemen linkini açacağım, göstereceğim size. Yine orada Tal komple ders kitabını takip ediyor yine. Benim az önce bir önceki slide'da açıp konu başlıklarını gösterdiğim kitap var ya, Tal komple kitabı. O da açmaya çalıştım ama tamam, tıklamamışım. Bakın açıldı. Evet, görüyor musunuz? Tema 1-1. Bakın az önce açtığım kitabın videolu ders anlatımı. Hakan abi anlatıyor. Çok güzel. Bakın 1,5 saat. Bir ünite 1,5 saat. Yani abi burada emek sarf edip bu bedava arkadaşların faydalanabileceği bir kaynak şu an. Evet görüyor musunuz? Çok güzel. Böyle o şeyi anlatıyor. Buradan faydalanabilir herkes. Bunu da kapattım. Dediğim gibi İngilizce bilmeyenler için bu. Bir de yine İngilizce bilmeyenler için ikinci bir alternatifte Tal Complete kitabını satın alıp A1 kitabını 69,5 euroya satın alıp multimedya hesabıyla beraber bitirmek. Bu kitabın multimedya hesabı çok dolu ve çok öğretici. Yani böyle hani kafaya vura vura öğretiyor derler ya. Böyle gerçekten öyle öğreten bir multimedya kısmı var bu kitabın.
Bu kitabın güzel yönü o. Bir, ikincisi az önce açtım, gösterdim. Ana başlıkları, konu içerikleri kesinlikle bize ilaç gibi. Reçete gibi yani. Devam ediyorum abi. Bu hep... Abi bir şey söylemek istiyorum bu Tal Compute ile alakalı. Arkadaşlardan çok fazla bu şekilde geliyor. Şimdi arkadaşlar bu kitaplar bu korona zamanı da PDF'ler açılmıştı. Yani online ortalama kendileri verdi. Bazı arkadaşlar bunu PDF olarak yaptı. Yani normalde bu kitabın PDF'ini internet ortamlarında arkadaşlardan bulabilirsiniz. Ama şu var. Abimiz de söyledi. Bu kitabın önemli olan kısmı online kısmı. Yani size alıştırma yapıyor. İşte kelimeleri bir karıştırıp soruyor. Bir işte başka bir anlamı soruyor. Resimlerle soruyor vesaire vesaire. Size o kelimeleri öğretmek için çok ciddi bir kaynak var. Şimdi 70 euro başta arkadaşlara çok gelebilir. Yani o çok fazla gibi ama sizin burada bir kitap demek bir seviye demek. Sizin Kesinlikle 6 abi. ayınızı kurtarmanız demek. Bunun kalan vakitte bir sürü iş yapabilmeniz demek. O yüzden bu 70 euro çok basit bir alışveriş parası. Yani bir defa gittiğiniz şeyde harcadığınız para. Hollanda'da belki harcayacağınız en güzel 70 euro bu olacaktır. O Evet, yüzden mutlaka kesinlikle ve abi. mutlaka kitabı alın. Bazı kamplarda bu kitabı verecekler. Ne zaman verecekler? Genelde oturum alınca Oturum veriyorlar. alınca. Aynen abi. Ama o zaman şunu yapın. Bu kitabı yine alın. Bugün alın. Bugün siparişini verin. Linkini paylaşırım ben birazdan. Hemen girin ve bir şekilde siparişini verin, kitabı alın. Yeni kitap da alırsanız onu da internete koyar, satarsınız. 70'e satamazsınız da 60'a, 50'ye satarsınız. Yani size 20 euroluk bir masraf olur total kitabın. O yüzden kimse kesinlikle şey yapmasın. Yani o kitap gelene kadar bekleyeyim diye düşünmesin. Oturumun ne zaman geleceği belli değil. Bu kitabı alın ve YouTube dersleri de zaten sağ olsun abimiz de yaptı, Hakan abi de yaptı. Yani şu imkan şimdi Muhammed abi evet diyor hani çalıştık şuradan buradan ama şu imkanı bilseydik biz geldiğimizde Hakan abi dersler olsaydı herkesin belki şu anda bir kademe daha ileri olacaktı. Herkes tek başına bir şeyler yapmaya çalışsa ama şu anda her şey hazır. Lütfen sisteme dahil olun. Tek kitap öneriyoruz. Başka bakın kitap söylemedik. Yoksa A1 kitabı bir sürü var. Evet. Bu kitap çok basit. Arkadaşlar kamp değiştirdikleri zaman işte hocalar olmayacak. Tek başlarına olacaklar. Yani Zest Study'ye en uygun, tek başına yapabileceğiniz en uygun kitap arkadaşlar. O yüzden hemen yani bu akşamdan sipariş verin. Bir iki günde elinizde olur. Ve Bismillah deyin başlayın arkadaşlar diyorum. Evet. Bu şey konusunu kapatıyorum. Aynen. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi soruyorlar işte A1, A2 kitabı önceden kullanan var mı? Arkadaşlar bu kitabı sıfır almanız lazım. Notları sizin yazmanız lazım. Abi Unutmayın. özellikle multimedya kısmının temiz olması Evet, lazım. sıfır. Orası Multimedya sürünmüyor. bu kitabın abi %90'ı kıymet olarak %90'ı multimedya kısmı. Evet, Kitap kız mı aynen. hikaye? Abi devam ediyorum Evet, hızlı. buyurun abi. Şimdi bizi kamp sonrası neler bekliyor? Ben bu konuya burada çok uzun girmeyeceğim. Başlıkları buraya yazmamın bir sebebi var. Şimdi anlat. Başlıklar, temel başlıklar. Biz belediyeye geçeceğiz ve belediye bize maaş bağlayacak. Bu maaşın adı outcaring, işsizlik maaşı. Ya da işte yardım. Daha sonra Maliye Bakanlığı bize kira, sağlık, çocuk yardımları vermeye başlayacak. Ve bize o belediyede ev bürosu bulacak ve gösterecek. Dolayısıyla evi biz ev bürosundan kiralamış olacağız. Bize FVN dediğimiz o ya Flüchtlingen Werk Kurumu kampta olduğu kadar belediyemizde de büyük oranda bazı çok nadir belediyelerde başka bir kurum ama genelde yine FVN yardım edecek. Ve daha sonra belediyeye geçip kursa gitmeye başlayacağız. Dil ve entegrasyon kurslarına. Kurslarda biraz dilimizi ilerlettikten sonra belediye bizi iş bulma kurumlarına bağlayıp bize iş bulmaya çalışacak. Normal süreç bu. Normal bir mültecinin süreci bu. Ben bu başlıkları buraya niye koydum biliyor musun Selim abi? Yani. Az önceki kitap başlıklarıyla karşılaştıralım diye. Bak Evet. aynı hikaye burada. Yani bunu demek istiyorum. Yani. Aynı o kitabın başlığı burada. Yani A2 kitabını kamptayken bitiren bir adam belediyeye geçtiğinde, kamptan çıktığında kendi işini görecek konu ve dil yetisine sahip oluyor. Bu kadar. Burada vereceğimiz işte şeyler var. Bakın burada ipucu. Bu slaytı paylaştı Selim abi. Sitting, İPN, Puntenel'de bütün bu konularla alakalı ayrıntılı detay var. Kamptan sonra sizi ne beklediğiyle alakalı bir sürü yazımız var. Onları okuyabilirsiniz. Bu konularla alakalı zaten bizim ilerleyen süreçte de yine seminerlerimiz, webinarlarımız, tecrübe paylaşımlarımız olacak, oluyor.
Yine UAF diye çok önemli bir kurum var. Bize yardımcı olacak. Refugee Start Force, Refugee Talent Hub gibi önemli sosyal platformlar var. Mültecilere iş ve kariyer eğitim konusunda yardımcı olan. Bunları tanıyacaksınız sonrasında. Bu ülkede LinkedIn çok önemli. LinkedIn hesabı olmayanlar LinkedIn hesabı açsın. LinkedIn'i öğrenmeye başlasın bilenlerden. Bunu deyip geçiyorum bunu. Kariyer ve iş fırsatları. Bu kısmı birkaç dakika durayım bunun üzerinde. Bu da şimdi kamptayken belki sizin için çok önemli değil. Ama sonrasında ne olacağıyla alakalı biraz ufkunuz, vizyonunuz ve ümidiniz olsun diye, pozitif bakışınız olsun diye bu konuya girme gereği duydum. Şöyle, bakın mülteciler için Layer Work Project, yani çalış öğren projeleri var. Bunlar çok önemli fırsatlar. Ben de böyle bir projede iş buldum. 9. ayda. Yani Hollanda'ya geldikten 9 ay sonra böyle bir projede iş buldum. Şu an o projenin devamın olan bir işte çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Böyle olan pek çok arkadaşımız var, sadece ben değil tabii ki. Yazılım, proje eğitim ve sertifikadır. Bedava ya da çok ucuza yazılım eğitimi, sertifikası alabildiğiniz, proje yazabildiğiniz imkanlar var. Böyle şeyler sizi bekliyor, bilin. Öğretmenlik projeleri var. Yani anaokul öğretmenliğinden başlayarak ilkokul öğretmenliği, ortaokulu, branş öğretmenlikleri, özellikle matematik, biyoloji, fizik gibi alanlarla alakalı, bilgisayar gibi öğretmenliklerle alakalı mültecilere yönelik çok güzel projeler var bölge bölge. Bunları değerlendirebilirsiniz sonrasında. Bunlardan önce tabii ki dil öğrenmek. Hemşire ve sağlık personeline açığı var bu ülkede. Öğretmen açığı kadar, yazılımcı açığı kadar hemşire ve sağlık personeli açığı var. Bu konularla alakalı da sıfır, yani sizin bu konularla alakalı diplomanız olması zorunlu değil. Sıfırdan size eğitimi de vererek, diplomasını da vererek mültecilere yönelik sizi hemşire ya da sağlık personeli yapan projeler var. Teknisyenlik bu ülkenin büyük işsizlik açığı olan, istihdam açığı olan bir alan. Dolayısıyla teknisyenlik projeleri var mültecilere yönelik. Şoförlük, lojistik projeleri, girişimcileri destekleyen projeler, sanat alanıyla alakalı mültecilere yine destek sağlayan projeler var. Finans, ekonomi, bankacılık, bankalar var mesela. Hollanda'da pek çok banka, iki tane banka özellikle şu an bir sürü bizim arkadaşımızı işe aldı. Dili öğrendikten sonra falan böyle. Çeşitli devlet kurumlarının traineeship projeleri. İşte ben mesela bir devlet kurumunda traineeship yaparak işe başladım. Traineeship staj diyebilirsiniz. Stajdan biraz farklı ama staj diyebilirsiniz. Yani devlet kurumlarının, bakanlıkların bile sadece mültecilere yönelik, mültecilere açtığı bir kontenjan oluyor. Oralara girilebiliyor. Bakın çok önemli bir kavram. Ben bunları daha kamptan çıktıktan sonra öğrendiğim şeyler bunlar. Anlatan da olmamıştı o zaman. Olmuştu ama belki biz anlamamıştık. Homeschooling diye bir kavram var bu ülkede. Çok güzel bir kavram. Ben çok seviyorum bu kavramı. Homeschooling diye bir kavram var. Homeschooling ne demek? Şu demek. Siz 60 yaşında bu ülkede meslek değiştirebiliyorsunuz. Eğitimini alarak yeni bir mesleğin, yani geçiş yapmayı düşündüğünüz yeni bir mesleğin ve alanın eğitimini alarak 60 yaşında iş değiştirebiliyorsunuz. Burası böyle bir ülke. Bakın ben 62 yaşındaki benim iş arkadaşıma şu anda Excel dersi veriyorum. Excel öğreniyor. Niye? Biliyor musunuz niye? Yeni bir işe başvuru yaptı. Başka bir işe. 62 yaşında. Şimdi bu ülkede CV ve LinkedIn çok önemli. Dolayısıyla dili biraz öğrendikten sonra, yani kariyer ve iş fırsatları için CV'nizi şimdiden yapmaya başlayabilirsiniz ya da biraz dili öğrendikten sonra Hollandalıca olarak ve dediğim gibi LinkedIn hesabınızı toparlayabilirsiniz, açabilirsiniz. Network yapma, yani insanlarla tanışma, bir çevre oluşturma çok önemli bu ülkede. UEFA az önce söylemiştim. Refugee Start Force, Refugee Talent Hub'ı, bunları öğreneceksiniz ileride neler olduğunu. Bunlar önemli kurumlar, faydalı kurumlar. Bizlere çok faydası oluyor mültecilere. Abi geçmeden bir önceki slide'da bir soru var. Layer Work Project'i açabilir misiniz demiş bir abimiz. Tabii ki. Layer Work Project şu demek. Mesela ilk başta, ilk örnek bu, tamam mı? Layer Work Project'ler Maatwerk oluyor. Maatwerk Hollanda'da ne demekti? Bir dakika. Ölçüye göre, yani isteğe göre yapın. Yani standart bir kalıbı olmuyor bu tarz projelerin. Ama şöyle, mesela ben ilk 4 ay, kendim için örnek veriyorum. İlk 4 ay haftada 2 gün
işe gittim, haftada 2 gün okula gittim abi. Yani bu şu demek, haftanın birkaç günü eğitime gidiyorsunuz, o işle alakalı. Haftanın birkaç günü işe gidiyorsunuz, o işle alakalı. Paralı oluyor bu. Yani gittiğiniz iş gününün parasını alıyorsunuz, eğitimi de bedava oluyor. Öyle söyleyeyim. Bunlara belediyeler de destek veriyor. Yani belediye de sizin maaşınızı vermeye devam ediyor siz bu projelere devam ederken. Projenin 6 ay geçtikten sonra mesela, benim 4 aydı. 4 ay bittikten sonra ben artık full time işe gitmeye başladım abi. Bazı projelerde bu 6 ay, bazı projelerde 1 sene. Layer work project bu. Çalış, öğren. Bir soru daha sorayım abi. Şimdi burada ablalarımız da var. Mesela bir ablamız var, Türkçe öğretmeni. Burada dedi ki ben sağlık personeli, hemşirelik, yani o sektörde, daha doğrusu zor sektöründe çalışmak istiyorum dedi. Ne yapacak? Yani ne yapması lazım? Yapabilir mi? Türkçe tabii ki yapabilir. Ablamız tabii ki bu tarz projelere başvuru şartları genelde şöyle oluyor abi. Yani aşağı yukarı. Bir, başvuru şartı bir. B1 ya da B2, Hollandaca. Başvuru şartı 2, lise diploması olmak. Başvuru şartı 3, full time basic var, hatırlarsınız. Yani diyor ki tam zamanlı müsait olmak. Çünkü ne yapacak seni? Haftanın birkaç günü eğitime yollayacak. Haftanın birkaç günü işe yollayacak. Dolayısıyla seni haftanın tamamı 5 günü, 4 günü, 5 günü senin müsait olmanı istiyor. Başvuru şartları bunlar abi. Bu kadar. Yani şu şart yok. Sağlık lisesi yok. Mezunu, işte tıp mezunu yok. Vesaire. Böyle bir şartımız yok. Yok yok. Zaten lise mezunu istiyor. O eğitimi verecek işte. Evet. Bu herhalde anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani burada yeni bir kariyer yapmak cidden mümkün. Çok... Peki ne kadar sürer abi? Mesela hemşire, sağlık personeli olmak isteyen... Abi genelde 2 sene. Sürecek? Şöyle, o eğitimli süre 1 sene sürüyor genelde. Ya da 2 sene, 1 sene. Hemşirelikte 1 sene galiba. Eğitimli süre. Yani daha sonra yine 1 sene stajyer gibi çalışıyorsunuz. Ama eğitim yok onda. Stajyer gibi çalışıyorsunuz. Sonra da 2 senenin sonunda da artık normal bir hemşire gibi çalışmaya başlıyorsunuz. Mesela bu tarz oluyor. Bu tarz projeler. Buna yakın oluyor. Evet. Sektörleri abi çok güzel yazmışsınız. Bunlar boş olan, yani buralarda hızlı iş bulabileceğiniz sektörler. Tabii bunun dışında da vardır ama. Evet. Yani bunlar en önemlileri. Evet. Ayrıyeten bir yere kaydedin. Ben sunumu paylaştım chat kısmında. Orada indirip bakabilirsiniz. Daha sonra kamp sorumlusu arkadaşlar da atarım. Onlar da paylaşır. Buradaki her şeyi tekrar bir daha oturup bakabilirsiniz. Buyurun abi. 6. başlığımız sosyal aktiviteler. Gönüllü. Hollanda'da bakın gönüllü çalışma. Vrijwilligerswerk diyorlar Hollandalılar. Gönüllü çalışma diye çok önemli bir kavram var. Hollandalılar gönüllü çalışmalar CV'lerine bile dolu dolu yazıyorlar böyle. Çok önemli yani. Gönüllü çalışma kavramı çok önemli. O yüzden bakın o VVM'deki çalışanların çoğu gönüllü oluyor falan. Yani Hollanda Stichting demek vakıf demek. Vakıflar var. Vakıflar çok önemli. Bütün işler vakıflar üzerinden yürüyor. Ve bu vakıfların sabit çalışanları, maaşlı çalışanlarının yanında pek çok gönüllü çalışanları oluyor. Yine hizmet gönüllülerinin vakıfları var. Bizlerin, mültecilerin hitap eden vakıflar var. Pek çok örnek vakıf var. Kamptayken bile bu tarz vakıflarda çalışmaya başlanılabilir gönüllü olarak. Gönüllü çalışmak demek şu demek, parasız çalışmak demek normalde. Yani maaş, ücret karşılığı çalışmıyorsunuz normalde bu. Bir gönüllülük beidrahı, gönüllülük ücreti diye bir ücret var ama ona, o maaş değil aslında. Gönüllü çalışmak sadece kar amacı gütmeyen kurumlarda oluyor. Yani okul gibi, dernek gibi kurumlarda gönüllü çalışabiliyorsunuz. Dolayısıyla gönüllü çalışmak bu ülkenin bir gerçeği. İlgi duyduğunuz herhangi bir alanla alakalı hemen bir stichting arayıp internetten bulup ya da birine danışıp o derneğe gönüllü çalışma başvurusunda bulunabilirsiniz. Ya da mahallenizdeki bir okula gidip ben gönüllü olarak her gün buradaki anaokulunda yardım etmek istiyorum diyebilirsiniz. Gönüllü çalışma bu ülkede çok sevilen, hoş görülen, sıcak bakılan bir şey. Bakın örnekler vereceğim. Mesela Stichting İPN'nin biz Selim abi de ben de birer gönüllüsüyüz. Daha sonra her kampa bir gönüllü Stichting İPN gönüllüsü koymaya çalışıyoruz mesela, değil mi abi? Yani olmasını uğraşıyoruz gönüllü. Broken Chalk diye yine kırık tebeşir. Buradaki gelen mülteci eğitimci arkadaşların Avrupa'da işte mağduriyetlerin duyurulması için uğraşan bir dernek, bir vakıf var mesela.
Repair Cafe çok meşhur bakın bu Hollanda. Bu Avrupa'da bak link koymuşum. Abi süper ya. Link koymuşum Selim abi buna. Bak şimdi Selim abi. Bakın Repair Cafe gönül bir vakıf. Bu bir gönüllülerden oluşan bir oluşum. Diyeceksiniz ki nedir bu Repair Cafe? Şimdi bir şey bulabilir miyim? İnşallah bulurum. Lokasi diye bir şey görüyor musun abi? Ya, göremiyorum. Heh, burada find. Bakın burada bul diyor. Bir Repair Cafe şu demek. Gönüllü insanlar bir araya gelip bozulmuş atılacak eşyaları tamir edip tekrar dünyaya geri kazandırıyorlar. Bakın şimdi bir şey göstereceğim. Hollanda nerede? United Aşağıda abi. Kingdom şurada. Bin bayağı ki var. Geliyorum. Almanya'yı buldum. Hollanda bakın. Görüyor musunuz? Bunlar repair kafeler. Bunlar adetleri. Selim abi. Bakın görüyor musunuz ülkedeki repair kafeleri? Burada gönüllüler çalışıyor. Gidip siz bir de burada gönüllü olabiliyorsunuz. Ziyaret edebiliyorsunuz. Ya da bozulmuş bir eşyanızı götürebiliyorsunuz tamir için. Bu bir örnek. Bakın dünyanın her yerinde var. Gördünüz mü az önce? Dünyanın her yerinde de var. Hollanda'daki adetlere bakar mısınız abi? Her yerde var. Bak. Her yerde var. Ne kadar güzel değil mi? Bu bir örnek. İşte tağıl kafeler var. Her belediyede neredeyse her belediyede kütüphanede tağıl kafeler ve tağıl koçlar oluyor. Yeni gelenlere sadece mültecilere değil, mültecilere ve diğer yeni gelenlere de dil pratiği konusunda yardımcı olmaya çalışan gönüllü insanlar oluyor orada. Örnek. Fighting for Flüchtlingen yine mültecilere yardım etmeye çalışan bir vakıf, bir organizasyon, devlet destekli. Bunların mesela birkaç senedir organize ettikleri güzel bir organizasyon var. Nacht van de Vluchtelingen diye. Mültecilerin gece yürüyüşü. Geceleri bir gece, yılda bir gece saat gece 12'den sabah 9'a kadar 40 kilometre yürüyorlar. Yüzlerce Hollandalı mültecilerin kaçış dünyanın dikkatini çekmek için. Bir de o geceden önce para toplayıp bunu da özellikle Afrika gibi yerlerde mültecilere yardım için kullanıyorlar. Böyle bir Abi vakıf mesela. tal kafeyle tal koçu biraz daha açabilir misiniz acaba arkadaşlar? Yani nasıl yararlanabilir? Mesela diyelim ki az sende bir kampta bir abimiz var. Tal kafe nedir? Nerede bulacak? Nasıl başvuracak? Abi her belediyenin binasının kendi içinde ya da yakınında mutlaka bir kütüphane oluyor. Bibliotek diyoruz biz o kütüphaneye. Ve o kütüphanelerin yani dediğim gibi yeni gelenlere ve mültecilere yönelik gönüllüler üzerinden yaptıkları tağıl kafe gibi yani dil oturumu gibi haftalık bir iki oturumdan oluşan dil pratiği yaptıkları bir saat oluyor. Gönüllülerle dil öğrenenler orada buluşuyorlar. Bunu bir kampa sorabilirler, KOA'ya sorabilirler direkt. Tağıl kafe diye direkt bu kelime üzerinden sorabilirler. KOA da zaten genelde duvarlarda asılı oluyor. Orada yoksa bile kütüphaneye gidip sorabilirler. Kütüphaneler bilir bunu. Kütüphanelerle alakalı ben ufak bir ekleme yapayım. Arkadaşlar bazı kütüphaneler dil çalışacağım dediğiniz zaman size ücretsiz abone yapabiliyorlar. O yüzden Aynen. gittiğiniz zaman kütüphaneye böyle bir kitap almak istiyorum, dil çalışmak istiyorum. O yüzden ben ücretsiz abone olabilir miyim? İşte bu kampta yaşıyorum diye söylerseniz bazı şeyler kabul ediyor. Bir 60 euroluk bir ücreti var normalde bunun. Bunu bedava yapabilirsiniz. Birinin yaptığını diğer kütüphanede de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de Evet. arkadaşlar sunumu ve videoyu inşallah ben YouTube'a yükleyeceğim. Sunumu da oraya eklerim. Orada tekrar görmüş olursunuz. Çünkü çok soru geliyor. Orada herkes indirebilecek inşallah. Çünkü buraya attım inmedi. O yüzden bir daha uğraşmak istemiyorum burayla. YouTube'a attığım zaman orada şeyi de atacağım. Linkini de atacağım size arkadaşlar. Spor ve Buyurun. sanat. Spor ve sanat bakın daha ilk günden daha ilk Hollanda spor ülkesi. Yani gidin KOA'ya ben spor yapmak istiyorum. Zaten KOA'da çoğu kampta spor salonu var. HIMSA alıyorlar. Yani fitness merkezi gibi yerler var. Bu bir. İkincisi yani sanat konusunda da mesela Snake'te bir kampta atölye var abi. Böyle insanlar orada değişik şeyler yapıyorlar. Yani Hollanda spor ve sanat konusunda çok imkanları olan bir ülke. Spor ve sanat konusunda kabiliyeti olan, ilgisi olan arkadaşlar
mutlaka KOA'ya gidip bir şeyler sormalı. İlk günden bu tarz şeylere başlanılabilir bu ülkede. Devamının gelmesi adına ya da bırakmamak adına. Kesinlikle kabiliyeti ve ilgisi olan arkadaşlar spor ve sanat konusunda da mutlaka kamptayken başlamalı abi. Evet. Bir soru gelmişti bu konuyla alakalı. Yeri gelmişken sorayım. Sanat alanında takip etmemiz gereken yerler nelerdi? İş koşulları nasıl öğrenebiliriz? Nerelerde bulabiliriz bu dernekleri, vakıfları diye sormuş. İş neylerini abi? Sanatla alakalı iş alanlarına, yani bu alanda iş bulmak için ne yapabilirim diye soruyor. Kariyer şimdi geliyorum abi. Yedinci konu zaten büyük ihtimal Okey. o. Orada bir Yok daha şey özür. yaparız. Sekizinci konu mu? Onu geçtim mi? He, şuradaydı doğru. Burada değinmemişim özür diliyorum. Şimdi buraya geri geleyim o zaman. Şimdi abi LinkedIn bakın bu ülkede çok önemli. Yani LinkedIn nasıl kullanılır? Çok önemli abi. Ben kendi alanımla alakalı bu ülkede ben LinkedIn'den çok istifade ediyorum. Nasıl istifade ediyorum? Ben LinkedIn'den iş bulmadım Selim abi. LinkedIn'den iş bulan da vardır ama LinkedIn şu anlamda çok önemli. Herhangi bir alanla alakalı ülkedeki bütün gelişmeleri, trendleri, popüler olan şeyleri, iş imkanlarını, iş açıklarını ya da bütün dediğim gibi her şeyi LinkedIn'den görebilirsiniz. Bakın Hollanda dünyada LinkedIn'i en çok kullanma oranı LinkedIn kullanma oranı nüfusa göre LinkedIn kullanma oranı en yüksek olan ülkeler sıralamasında kaçıncı biliyor musunuz abi? Üç, iki, Bir. bir mi? Birinci abi. Açık ara birinci. O yüzden LinkedIn bu ülkede çok önemli. LinkedIn'a girip alanı neyse abinin, sanat alanı neyse. Bakın bir örnek vereceğim ama ayıp olur mu bilmiyorum. Şuradan geleyim. Açamayacak abi bizim site ise şu anda. Yo, ben Google Chrome açmaya çalışıyorum. Sizin site değil. Ha, okey ya. Şey yapmaya çalışacağım da. Bir tane örnek yapmaya çalışacağım hemen. Sanatla alakalı abi. Evet, bununla alakalı LinkedIn alakalı We Are Here bir şey yapmıştı sunum. O da var zaten şey sitede. He, Oradan güzel bakabiliriz. tamam oradan da istifade. Ya şuraya ben şimdi sanatla alakalı istediğim alanla alakalı LinkedIn'e bir şey yazsam Hollanda'da o konuda hangi kurumlar var? Şu an ne trend? Akış ne yani? Bunun hepsini görebiliyorum abi. Benim alanım finans. Finansla alakalı ben Hollanda trendini yani aktualiteyi oradan takip edebiliyorum. Demek ki LinkedIn'e anahtar kelimeleri yazacak abi. Bitti. Oradan birkaç kurumu hemen bulur. Tamam. LinkedIn bu konuda çok önemli. Yine bu UAF, Refugee Start Force ve Refugee Talent Hub'da sanatla alakalı projeleri de düzenliyorlar abi. Tamam. Bir soru daha geldi abi işle alakalı. Tarım konusunda çalışmaya başlamak istiyorum. Nasıl bir yol izleyebilirim? Abi şimdi Direkt benim bir. uzmanlık alanım değil. Benim kendi uzmanlık alanım değil. Tarımla uğraşan abiler var. Bir tek tük de olsa var. Merakı olanlar var. Geçmişinde bu işleri yapıp burada da Belki yapmak başlangıç isteyen. olarak şey olabilir abi. Yani şu anda hobi bahçeleri veya çevrede bahçeler Evet. vardır mutlaka. Orada freiwillig yani gönüllü çalışmak için KOA'ya giderseniz öyle bir adım atmış olursunuz. Neler yapılıyor? Ne tür şeyler var? Yani network dedi abimiz. Oradan networkle birlikte devam edilebilir. Mutlaka KOA'ya gidin. Bahçede çalışmak istiyorum. Beni bahçeye yönlendirir misiniz derseniz sizi yönlendirir. Başlangıç için en iyisi bu olur. Biraz ilerle şeyden sonra iş koçlarından da yardım alınabilir abi bu Evet. konuda. Belediyedeki ya da işte başka kurumlarda iş Evet, hızlı koçlarından. gidersek iyi olur. Namaz Evet kılmadıktan. aynen abi Evet. aynen benim de aklımda var. Buraya hızlı geçeyim. Şimdi çocuklar değil kamp. Çocuklar biliyorsunuz kampta çok oluyor bu. İşte bilgisayar, telefon, tablet kullanıyorlar. Yani internet falan. Çocuklar yeni nesil zaten böyle. Ben bunun faydasını çok gördük çocuklarda. Görüyorlar insanlar. Çocuklara bir şeyler izletiyorsak şimdiden Hollandaca izletmeye kesinlikle başlayalım. Çünkü çocuk hiç Hollandaca görmeden, izlemeden, şey yapmadan Hollanda okullarına gittiğinde ya da normal okulun, normal hayatın içine geçtiğinde bocalayabiliyor. Kamplarda da okullar var. O okullarla paralel sizler de Hollandaca bir şeyler izletmeye, çizgi filmler izletmeye başlarsanız çocuğun dili hızlı gelişiyor. Benim en önemli söyleyeceğim tecrübe bu. İkincisi, Stichting IPN Freiwilligerları yani gönüllüleri üzerinden biz kamptaki çocuklara yönelik destek ve rehberlik yapan gönüllülerle onları buluşturmaya çalışıyoruz.
özellikle. O yüzden her kamptaki arkadaş, özellikle sabit kamplarına geçen arkadaşlar, kamptaki sitting İPN gönüllüsüne çocuğuyla alakalı bir rehberlik beklentisi varsa ya da bir ödev eksikliği, şey eksikliği varsa bununla alakalı destek isteyebilir, sorabilir. Uluslararası online kurumlar falan da var. Stating İPN'nin çocuklarla alakalı böyle teşvik edici seminerleri, organizasyonları falan da oluyor. Bunları da takip edin. Bunları söyleyeceğim. Speelten Hollanda'da oyun bahçesi demek. Bakın ben kendim iki tane küçük çocuğum var, iki tane küçük kızım var. Biz çok istifade ediyoruz. Çok önemli. Böyle Speelten yazın. Mutlaka her belediyede çok güzel, imkanları çok güzel olan çok güzel oyun bahçeleri var. Mutlaka kampta bile kalsanız çocuğunuzu ayda bir kere bile olsa alıp çocukları o tarz yerlere götürmek lazım. Kampta kalıyorum, bu tarz bir yer burada yok gibi gelebilir size. Ama her belediyede mutlaka, yani her bölgede çok güzel oyun bahçeleri, çocuklar için çok eğitici, çok güzel böyle yerler var. Mutlaka vardır. Speelten yazın Google Map'e, çok güzel yerler çıkacak. Büyük, küçük, çok güzel yerler var. Bunun yanında Hollanda, bakın, su ülkesi. Burada yüzme, bisiklet ve yüzme. Yüzme çok önemli. O yüzden çocuğunuza mutlaka bisiklet alın, bisiklet sürmeyi öğretin. Ve diğer önemlisi de mutlaka çocuğunuz küçük yaştayken yüzmeye, yani yüzme öğrenecekse çocuk, büyük ihtimalle öğrenecek. Bu ülkede bu hayatın bir gerçeği. Bunu küçük yaşta öğrenmesi daha kolay. Hem mahremiyet açısından daha kolay, hem öğrenme açısından daha kolay. Dolayısıyla kamptayken, bazı kamplarda bu imkan var. Ücretsiz, yani kamplar size belediyenin desteğiyle yüzme kursu sağlıyorlar. Bunu uzun kalınan kamplarda özellikle, bunu da mutlaka ajandalarınıza ekleyin. Çocukları yüzme kurslarına göndermeye başlayın. Şimdiden gitsinler kamptayken. Bu Hollanda'nın bir çok önemli bir gerçeği. Evet, abi bitti. Teşekkür ederiz abi. Güzel bir sunum oldu. Arkadaşlarım bayağı yeni şey öğrendiklerini düşünüyorum. Sorularınız varsa arkadaşlar sesi açıp sorabilirsiniz. Ben chat kısmına bir soruyu cevaplamadım sadece, onu cevaplayalım. İngilizce mi ne devam etsem, hani birazcık İngilizcem var, bunun üzerine mi devam edeyim yoksa Hollanda'ca mı çalışayım diye sormuştu bir arkadaş. Cevaplayayım. Buyurun. Siz cevaplayabilirsiniz abi. Yani bana soruyorsunuz. Yani benim şeyim şu. İngilizceniz eğer çok temel seviyedeyse, diyelim ki A1 gibi, hani daha ortaokuldan kalma bir İngilizce ise 3-5 bir şey, kesinlikle Hollandaca'ya başlayın. Eğer İngilizceniz işte B1, B2 düzeyindeyse biraz konuşmanızı ilerletebilirsiniz. Ama nihayetinde çoğu iş B1 Hollandaca istiyor. Siz o İngilizcenizi ilerlettiğiniz her süre Hollandaca'ya yatırım yapamazsınız. Yani iki dili aynı anda öğrenemezsiniz. O yüzden benim şahsi tavsiyem, çok iyi bir İngilizceniz yoksa, hani ilerletmeye değer bir İngilizceniz yoksa, kesinlikle ve kesinlikle Hollandaca çalışmaya başlayın arkadaşlar. Çünkü bu sizin buradaki ana diliniz olacak. İşler içinde eğer yazılım veya böyle çok spesifik bir sektörde değilseniz Hollandaca olmadan iş bulamazsınız arkadaşlar diyorum. O soruyu da cevaplamış olduk. Aynen abi, yani ben de İşkur'da çalışan hani biri olarak iş piyasasını birazcık biliyorum. Şöyle, eğer çok iyi bir İngilizceniz varsa, gerçekten çok iyi bir İngilizcem ve yazılım gibi biraz İngilizcenin gerçekten çok hakim olduğu bir alanda çalışmak istiyorsanız, belki şimdilik İngilizce size yetebilir. Fakat bu ülkede yaşayacak, bu ülkede hayatımıza devam edeceksek, vatandaşlık, ileride vatandaşlık alacak, oturumumuzu uzatmak istiyorsak, bir kere en az A2 seviyede Hollandaca bilmek gerekiyor. Ki yazılım sektöründe bile abi, belki işlerin %10'u İngilizce, %90'ı Hollandaca. Yani Hollandaca her açıdan bu ülkede daha avantajlı. Bu bir realite. Fakat tabii ki İngilizce bilen bir kişi, ben nasıl olsa İngilizce biliyorum deyip ayaklarının üstünde durabiliyor. Böyle örnekler var. Evet, bunu da şey yapmamış olduk. Başka sorusu olan varsa arkadaşlar sesi açıp sorabilir. Yok herhalde. Ben bir şeyle bağlayacağım. Ondan sonra kapatabiliriz. Sorun var? Yok herhalde. Arkadaşlar şimdi abimiz neler yapmamız gerektiğini uzun uzun anlattı. Her şeyi de görmüş olduk. Bayağı da böyle şümüllü bir toplantı oldu. Ben sadece bir şeyle söyleyeceğim. Bunu birkaç programda söylüyorum.
bazıları için tekrar alacaklar, kusura bakmasın. Arkadaşlar, yapabileceklerinize odaklanın, yapamayacaklarınıza odaklanmayın. Genelde kamplar içindeki konular, işte çay sohbetleri, muhabbetler, WhatsApp görüşmeleri hep oturum üzerine gidiyor. Oturum geldi mi, işte şu transfer oldu mu, bu transfer oldu mu, şuna böyle bir işte IND bunu demiş vesaire. Arkadaşlar, bu konuda ne yazık ki çok çok yapabileceğiniz bir şey yok. Yani saatlerinizi, günlerinizi bunlara vererek sadece boşa geçirmiş olursunuz. Ne zaman oturum vereceği, hangi belediye çıkacağı, nasıl bir ev çıkacağı sadece sistemin içinde dönüyor. Sizin bu sisteme müdahale şansınız %1, %2'dir ancak. Bunun için de bu kadar muhabbet etmeye, bu kadar moral bozmaya veya sevinmeye gerek yok. O yüzden rahat olun, bunları bırakın. Abimizin anlattığı dil, işte kariyerle alakalı, sporla alakalı, diğer insanlarla diyalog kurmayla alakalı şeylere odaklanırsanız bu kamp süreci çok çok daha verimli geçer. Yoksa öbür türlü konuşanla konuşmayan da oturum alacaksınız. Şu anda her şey çok pozitif gidiyor. Evinizde olacak. Bunların dediğim gibi sistem ayarlıyor, size veriyor. Bunlarla çok dert etmeyin arkadaşlar. Lütfen ve lütfen yapabileceklerinize odaklanın. Kendinize, eşinize, çocuklarınıza odaklanın. Böylece çok verimli bir kamp dönemi geçirmiş olursunuz diyorum. Başka da soru yoksa kapatıyorum. Yok herhalde. Okey. Muhammed abi, çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Güzel bir bilgilendirme toplantısı oldu yeni gelen arkadaşlar için. İnşallah ilerideki vakitlerde bu veya buna benzer yine toplantılar yapacağız sizden gelen isteklere göre. Onları da takip edersiniz. İnşallah bu süreci güzel bir şekilde atlatırız hep birlikte diyorum. Ben inşallah bu YouTube'a ekleyeceğim. Onun da linkini WhatsApp'lar üzerinden göndeririz. Oradan tekrar bir daha oturup dinlersiniz. Sunumu da ekleyeceğim. Buradaki bazı linklere belki tekrar tıklamak, bir daha bakmak isteyebilirsiniz. Onun dışında da web sitemizi ziyaret edip herhangi bir konu hakkında sorunuz varsa oraya da yazarsanız inşallah kısa vakitte cevaplamaya çalışıyoruz diyorum. Abi, hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Abi hayırlı Katıldığınız için akşamlar. Ben teşekkür ederim teşekkür abi. ediyorum. Üst kişiye Sağ ol. yakın abimiz, ablamız katıldı. Bunlar dinlemiş oldu. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar abi. Allah razı olsun.